Risale-i Nur Külliyatı'nda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük vazifesi. Hicri 13. asrın büyük müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Kur'an ayetleri ve Peygamberimizden rivayet edilen hadislerin ışığında, Risale-i Nur Külliyatı'nda ahir zaman ve ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında son derece önemli ayrıntılara yer vermiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, kendisinin yaşadığı Hicri 1300'den bir yüzyıl sonra, Hicri 1400'de zuhur edecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını dünyaya hakim kılacağını anlatmıştır. Ancak Üstad Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bunu yaparken de öncelikle maddi yün ve tabi yün felsefeleriyle, yani materyalizm, darvinizm ve ateizm felsefelerinin temel dayanak noktası olan inançsızlıkla yoğun bir ilmi mücadele içinde olacağını belirtmiştir. Bu ilmi mücadelesi sonucunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların Kur'an ahlakına yönelmeleri için çok yoğun imani çalışmalar içinde olacağını ifade etmiştir. Tüm bunların sonucunda Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle dünya üzerinde Türkiye'nin öncülüğünde büyük bir İslam birliğinin kurulacağına, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulünün ardından da Hristiyanların İslam dinini kabul edeceğine eserlerinde yer vermiştir. Risale-i Nur Külliyatı'nda Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam Gerçeği adlı belgesel serimizin bu bölümünde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kur'an ayetleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda eserlerinde yer verdiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde yerine getireceği görevleri ve İslam ahlakını nasıl yaşanır hale getireceği konularına yer vereceğiz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğinde gerçekleştireceği üç büyük görev olacağını belirtmiştir. Üstad Hazretleri, Kur'an ahlakını dünya üzerinde hakim kılmak amacıyla önceki asırlarda da bazı Müslüman şahısların geldiğini, ancak bu zat-ı muhteremlerin ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı üç önemli görevin tamamını bir arada ve bizzat yerine getirmediklerini ifade etmiştir. Her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette, yani bir açıdan yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi'si unvanını almamışlar. Said Nursi Hazretleri ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan önce gelmiş olan bu şahısların Peygamberimizin hadislerinde tarif ettiği Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini de taşımadıklarını belirtmiştir. Ayrıca hem iki Deccal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, karıştırılıyor, bir öteki zannedilir. Hem Büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık, uygun çıkmıyor. Hadis-i müteşabih birçok anlama gelebilecek hadis hükmüne geçer. Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde iki ayrı tür Mehdi olduğunu açıklamıştır. Bunlardan birincisinin sabık, yani önceki Mehdiler, diğerinin ise ahir zamanda gelecek olan büyük Mehdi olduğunu belirtmiştir. Sabık Mehdilerin özellikleri, hadislerde rivayet edilen büyük Mehdi'nin özelliklerine benzememektedir. Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatlar olduğu gibi, her bir asır meyusiyet, ümitsizlik vaktinde kuvve-i maneviyesini, manevi kuvvetini teyit edecek, sağlamlaştıracak bir nevi Mehdi'ye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan rahmet-i ilahiye ile, yani Allah'ın rahmetiyle her devirde, belki her asırda bir nevi Mehdi, Ali Beyt'ten, Peygamberimizin soyundan çıkmış, ceddinin şeriatını
Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ve bildirdiği yolu muhafaza, yani koruma ve sünnetini ihya etmiş. Yeniden canlandırmış. Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde, ahir zamanda girecek olan Büyük Mehdi'nin yerine getireceği görevlerden bahsetmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, sadece siyaset mehdisi, sadece diyanet mehdisi ya da sadece saltanat mehdisi değil, bu üç alanda birden görev yapacak olan Büyük Mehdi olacağını belirtmiştir. Said Nursi Hazretleri, Hicri 1400'e kadar gelen hiçbir müceddidin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yerine getireceği üç büyük görevi bir arada gerçekleştiremeyeceğini şöyle belirtmiştir. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin, şahs manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer, yani insanlar bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler, Peygamberimizin soyundan gelenler cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyeden, Allah'ın rahmetinden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatini. Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde, Hazreti Mehdi'den ve onun kutsi cemaatinden bahsetmiştir. Buradan bu ikisinin ayrı kavramlar olduğu anlaşılmaktadır. Kutsi cemaati temsil eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başında bulunduğu ve onun temsil ettiği bir cemaat olacaktır. Bu kutsi cemaat, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şahs-ı manevisini oluşturacaktır. Mehdi Ali Resul'ün üç vazifesi var. Bediüzzaman Hazretleri burada, ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir veya iki görevi değil, tam olarak üç görevi olduğundan ve onun bu üç görevi birden bizzat şahsının yerine getireceğine özellikle dikkat çekmiştir. Bu üç görevi bizzat kendisinin yerine getirecek olmasının onu diğer sabık mehdilerden ayırdığını ve onun Büyük Mehdi olmasının en önemli alametlerinden olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri sözlerinde, siyaset mehdisi, saltanat mehdisi ya da diyanet mehdisi diye bir ayrım yapmamış, Büyük Mehdi ifadesiyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu üç özelliğe birden sahip olacağını bir kez daha belirtmiştir. O vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler, yani Peygamberimizin soyundan gelenler cemaatinin yapacağını rahmet-i ilahiyeden, Allah'ın rahmetinden bekliyoruz. Üstad, o vazifeleri onun cemiyetinin yapacağını Allah'tan umuyoruz sözleriyle, bu görevleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat yerine getireceğini, kutsi cemaatinin de kendisine yardım edeceğini açıklamıştır. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Bediüzzaman Hazretleri, bu üç büyük vazifeyi gerçekleştirecek olanın bizzat Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendisi olduğunu sözlerinin sonunda bir kez daha belirtmiştir. Bediüzzaman Hazretleri mektubatta, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görevini yerine getireceği ortam hakkında da bilgi vermiştir. Böyle bir cemaat-ı azime, Peygamber Efendimizin soyundan gelen büyük seyitler cemaati, İçindeki mukaddes kuvveti tehyic edecek, coşacak ve uyandıracak hadisat-ı azime, büyük olaylar vücuda geliyor. Elbette o kuvvet-i azimedeki, büyük kuvvetteki bir hamiyet-i aliye, büyük koruma hırsı feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçip, tariki hak, yani hak yoluna ve hakikate, gerçeğe sevk edecek. Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde, hamiyet-i İslamiye feveran edecek ifadesiyle, ileride Müslümanları coşturacak, onların İslam'ı koruma hırslarını artıracak büyük olayların meydana geleceğini haber vermiştir. Bu ortam günümüzde, yani ahir zamanda meydana gelmektedir. Müslümanlar,
yüzyıllardır baskı altında acımasızca ezilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde ise dünyanın birçok yerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı uygulanan zulüm ve şiddet doruk noktasına ulaşmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İslam'ı koruma gayretinin artması sonucu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başa geçmesiyle birlikte bu kutlu şahsın insanları hak yola ve gerçeğe yönelteceğini ifade etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı diğer mücedditlerden ayıran üç önemli vazifesini şöyle açıklamıştır.